Herkese merhaba arkadaşlar. Space Engineers'ın hiçbir videosu yok. Türkçe kurulum videoları yok arkadaşlar. Ben de bunu göstermek için Türkçe kurulum videosuna geçiyorum arkadaşlar. İlk önce Steam indireceğiz. Windows Server'ınıza veya kendi PC'nize de olur. Size kalmış. Steam kuralım. Hesabımıza gelelim arkadaşlar. Doğrulama kodunu çok pardon. Steam açılsın. Şimdi arkadaşlar burada Space Engineers'ı ilk başta yükleyeceğiz. Bu yüklenirken hemen şuraya torch.api.net tıklayacağız. Şuradaki torch'u buradan da tıklayabiliriz. Şuradaki yani şu bölümü zaten videonun altında vereceğim. İndirelim. Şimdi arkadaşlar şunu masa üstüne atalım. Oyun ilk başta yüklensin. Şimdi arkadaşlar bu yüklene dursun. Şimdi buraya da hiç şöyle yapmayalım. Bunu klasöre çıkartacağız. Bununla işimiz yok. Bunu silebiliriz. Torch yazalım. Şu indireceği için biraz sonucumuz kasabilir. Şimdi bu indire dursun, videoyu duraklatayım. Bu indikten sonra videoyu devam ettireceğiz. Değerli arkadaşlar yüklendi. Şimdi burada işimiz Steam açık kalacak. Bir seferlik yani Torch'u kurana kadar Steam açık kalacak. Hata vermemesi açısından. Torch'u açalım. Şu ekran ne oldu? Steam'den dolayı. Şu ekran 5-6 dakika böyle duracak. 5-6 dakika bekleyelim. Şöyle bir şey var. Bu böyle kalıyor, dondu mu falan diyenler olursa şöyle göstereyim. Bu arka planda yükleme yapıyor. Bakın yüklemeyi de şöyle anlayabiliriz. 4.74. Tekrar bakalım. 4.75. Tekrar bakalım. 4.76. Gördüğünüz gibi arka planda yükleme yaptığı için bekliyor. Yükleme bittiği zaman hemen gelecek zaten. Biraz daha bekleyelim. Yüklemesi bitsin. Evet, yüklemesi bitti. Ve kuruldu arkadaşlar. Şimdi ilk başta bu bölüme geldiğimiz zaman New World diyeceğiz. Borcumuz açıldı. En aşağı inelim. Star System. World Name. Şöyle bir isim koyuldum. Şimdi şurada ayarlara gelirsek ilk başta Max Players. Şunu 8 yapalım. Tabi sonucunuza göre değişebilir. Kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ondan sonra burada işte welder speedleri, grinderları vesaire ekleyebilirsiniz. Ekstra benim arkadaşlar plugin klasörüm var şu. Yani Torch'a girip plugins'e girip burada çok güzel pluginler var. Yapıştırıp arkadaşlar. Sonra zaten buradaki ayarları kendinize göre düzeltebilirsiniz. Create wall dedik. Kapattık. Şimdi Steam'le işimiz bitti. Steam'i kapatabiliriz. Şimdi Tor Server'ı açacağız. Tekrardan. Bu seferki yüklenme daha hızlı sürecek. Hani 5-6 dakika beklemeye gerek yok. Direkt hemen kurulum başlayacak. Pluginlerimiz gördüğünüz gibi yüklendi. Buradan şeyimizi seçelim. Server name'imizi burada ayarlayalım. Bunu bir kere yapacağız. Herhangi bir şey. İşte buraya espirişine
Şeydeki isimleri. Şu administer kısmını arkadaşlar şöyle göstereyim ben size. Burada Steam.io kısmı var. Buraya girip Steam'inize ekleyip veya direkt burada atıyorum kullanıcı isminizi yazdığınız zaman da direkt ID'niz çıkar zaten. Benim ID'm şu. Kopyaladım. Evet, buraya yapıştırın. Ondan sonra server IP kısmına şu siteye girip IP çıkın. Bunu da videonun altında zaten hepsini vereceğim. Pluginleri de videonun altında vereceğim. Bunu yapıştıracağız. Sonra firewall. Buraya arkadaşlar yeni kural deyip bunu kopyalayalım. Bağlantı noktası kısmından ilk başta bunu ekleyeceğiz. Daha sonra tekrar ekleyelim. Bir sefer UDP'yi seçeceğiz. Daha önceden TCP seçmiştik. Seçelim. Şimdi arkadaşlar sunucumuz tamamen kuruldu. Portları da ayarladık. Biraz açılsın, biraz bekleyelim. Bugünler yüklendiği zaman şurada start şeyi çıkacak. Şu an çıkmıyor. Bugünlerin yüklenmesini bekliyoruz. Hadi. Şimdi arkadaşlar en önemli kısım, ben size şurada bir tane program göstereceğim. Bu programın linkini de videonun altında vereceğim. Ben şuradan diğer ekrana şey geçelim. Şimdi masaüstümüz burada arkadaşlar NetLimiter adlı programımız var. Bu programımızın çok önemli. Space Engineers'da sıkıntı yaşamamanız için. Bazen internetiniz vesaire Space Engineers'da server kısmında gidebiliyor. Çok fazla yüklendiğiniz için internet patlayabiliyor. O sorunun çözümünü de birazdan anlatacağım. Önümüz açılsın. Önümüz açılsın. Şimdi bu programdan şunu şöyle arkadaşlar megabit yapalım. Ya direkt kilobayt olarak 5000 kilobayt yeterli. Upload'ı da arkadaşlar kendinize göre bunu yapabilirsiniz. Ben böyle 600 yapalım. Bunu sınırlayın arkadaşlar. Sınırladık. Herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız. Şimdi tabi size gözüktü mü daha demin? Bir saniye. Yazalım. Bunlar burada demin gözüktü. Oyun gözükmüyor sanırım. Ben şurada şimdi burada sunucumuzu başlatalım. Nerede hata verdi?
Şöyle baktığım zaman. Torchmaster. Arkadaşlar pluginde ilk başta hata verebiliyor. Torch'umuza girip plugins kısmına gelip pluginleri ilk başta bir kaldıralım. Hata vermemesi açısından. Torch'umuzu çalıştıralım. Bugünleri daha sonra ekleyebiliriz. Şimdilik hata verdim. Start diyelim. Sunucu arkadaşlar başladı. Birkaç saniye sunucunun açılması sürecek. Portta da herhangi bir sıkıntı yok. Arkadaşlar sunucu açıldı. Hemen test edelim. Diyelim. Bakın arkadaşlar. Yalnız 4 kişilik. Bunu nasıl ayarlayabiliriz? Göstereyim. Şimdi şu kısma stop diyelim. Tekrardan başlayalım. Şimdi arkadaşlar diğer kısmını 48 yapalım. Daha sonra burada yapılacak ayarlarımız var. CPU vesaire bunlar zaten normal ayarlarımız. Ekstra bir ayarımız yok. İsterseniz Raffinery, Welder, Grinder ve 4 yapabilirsiniz. Bunu 10 yapın. Hani inventory size biraz olsun. 3 yapalım. 4, 4. Onun dışında ekonomi açabiliriz. Bilirsiniz olursa bunları kapatalım. Vermişiz. Tamam. Ondan sonra autosave'imiz 5 dakika değil de bunu 25 dakikada yapalım. Çok fazla kastırmasın bir şeyimizi. 5, 3 yapalım. 1, 2, 4. Onun dışında arkadaşlar başka da bir ayarımız yok. Start diyelim. Arkadaşlar kurulum bu şekilde. Şimdi birazdan sunucumuza gireceğiz. Herhangi bir sıkıntı olmayacağını tahmin ediyorum. Kurulum basit yani. Şu an 13 dakika oldu. Bu kadar sürmemesi lazım da. Biraz fazla sürdü. Bitsin. Evet, kuruldu. Sunucumuz açıldı. Şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, direkt sunucumuz geldi. Sesi kapatayım. Şimdi burada da bir test edelim. Sonucumuz server listede düşmüş mü? %90 ihtimal düşer. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Clear kısmına. Veya da bir yerde olması lazım. Türkiye yazıp burada çıkıyor da server liste bazen hata verebiliyor. Arkadaşlar sonucumuz çıktı. Gördüğünüz gibi.
Kreatif mod. Şu modu değiştirelim. Unutmuşum. Ben 2'ye geçelim. Buradan arkadaşlar survival yapacağız. Start diyeceğiz. Sonucumuz açıldı. Sonucumuza girelim. Kurulum bu kadar arkadaşlar. Basit. Ekstra bir farklı bir şey yok. Plugin eklemek isterseniz plugin kısmında zaten pluginleri de videonun altına vereceğim. Mod eklemek isterseniz mod bölümü de var. Basit yani. Torch'u biraz kurcaladığınız zaman anlarsınız. Sadece normal survival serverımızın kurulumu bu şekilde olacak. Açılmasını bekleyelim. Arkadaşlar açıldı. Önce karalım. İlk başta arkadaşlar böyle bir hafif basma vesaire olabilir. Gördüğünüz gibi sonucumuz kuruldu. Şimdi asteroid yok. Gördüğünüz gibi etrafta. Yani asteroid hiç yok. Onun da ayarını böyle göstereyim size. Durduralım. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu hani Predrial Destiny'ye olan şeyi 0.7 çok fazla. Yani 0.9 aşırı. Biz 7 yapalım. Fazla olsun. Sıkıntı yok. Göz çıkarmaz. Sonucumuzu başlatalım. Sonucumuz başladı. Arkadaşlar. Şimdi daha demin asteroid hemen hemen yoktu. Şimdi asteroidin miktarını göreceksiniz kendi gözünüzle. Bakın her taraf asteroid. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sunucu kurulum bu şekilde. Kendi evinizde bile sunucuyu bu şekilde kurabilirsiniz. Çok basit, böyle aman aman bir zorluğu yok. Görüşmek üzere arkadaşlar.